Evet. Hocam muzdarip olduğum bir şeyle başlamak istiyorum. Muzdarip mi, muzdarip mi? Mustarip. Mustarip. İkisi de değil. Harika. Yok hocam, yok, muzdarip doğru. Izdırap. Izdırap çeken demek muzdarip. Izdırapla dolu olduğum şey söylemek istiyorum. Bazı insanlar soruları öyle bir soruyor ki oturup tekrar sorunun içinden soru çıkartıyorum. Acaba diyorum onu demek istedi. Evet. Hayır, herhalde şöyle demek istedi. Sevgili arkadaşlar, ben de yani vakit buldukça YouTube'daki, kanaldaki vesaire sosyal medyadaki sorulara bakıyorum. Hakikaten mesela ben de sorulara konsantre olup iyi cevap veremem için soruları iyi anlamamız gerekiyor. Din namustur biliyorsunuz. Yani bunların hepsi birbiriyle alakası olan şeyler. O yüzden Allah daha iyi yazmayı hepimize nasip etsin inşallah. Benim kuzenim ilkokuldayken cümle sonlarından diğer cümleye bağlardı. Cümle sonunu kullanmazdı. Mesela şey yazacak. İşte Ali Ata eve geldi. Sonra karnını, sonra derse oturdu falan. Cümle yüklemler yok yani. Nokta yok. Evet. Şahan Gökbakar'ın bir tane masal anlatısı vardı. Tam böyle masalı anlatırken arada unutuyordu. Sonra işte kırmızı başlıklı kız ormanda giderken evet Spider-Man. Spider-Man'a geçiyor sahne. Ona benziyor muhtemelen. Mevzunun şey gerisini getiremiyor. Hızlı düşünme. Yine bir hiperaktivitedir. Tabii. Yani bazı çocuklar oyun yapar ama bazılarının kafası öyle çalışır, bilemeyiz yani. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Çok güzel bir soru gelmiş. Aşık olmanın doğal seçimle bir ilgisi olabilir mi? Yani doğa şöyle diyor olabilir mi? Ya sen kalıtsal olarak olamamışsın. En iyisi seni karşı cinsle öyle bir bağlayayım ki türüne verebileceğin en büyük katkıyı ver. Parantez koymuş. Kalıtsal çeşitliliği sağlamak için üre demek istiyorum demiş. Yoksa senin becerebileceğin yok. Ya da kişinin genleri çok kalitelidir. Doğa kanunları da bu geni korumak için biyolojik evrimimizde aşkı, yani üst beynin devreden çıktığı bir bağlanma mekanizmasını oluşturmuş olabilir mi? Evet, sorunun girişi iyiydi de sonra bir yolda bir şey oldu. Doğal seçim böyle bir şey değil. Yani bu tip özellikler böyle çıkmıyorlar ortaya. O aşık olma falan meselesindeki deli gibi tutkulu haller, işte insanların böyle birbirini düşünürken akıllarının durması, mantıklarının çalışmaması, habire duygusal dürtüsel falan filan bir şeyler yapmalarının kişiye özel bir tarafı yok. Yani senin genin kaliteli, seninki kalitesiz, işte seninki olmamış falan filan gibi bir durum yok. Burada şöyle bir şey var. Yani günümüzde bir düğün alışverişini düşünün. Bunu yakinen bilenler var aramızda. Yatak odası takım alınacak, vırt zırt, işte çamaşır makinesidir, odur budur, aileler görüşecek, eltiler anlaşacak, görümcelerle iyi geçinecek. Ne kadar çok sosyal veya mali bir sürü parametre var. Şimdi normal bir insan böyle bir şey niye girsin? Değil mi? Mesela evlenmek, bir yuva kurmak bayağı zor bir şey. Ama aklımız gidiveriyor bir şekilde bir insanla beraber olmak için. Zorluk ne kadar fazla olursa olsun bir şekilde o zorlukların üstesinden gelecek bir motivasyon buluyoruz. Şimdi bugünkü halden çıkalım. 100 bin, 200 bin, 5 milyon sene neyse önceye gidelim. Canlılar aleminde hem insanlar hem diğer canlılara bakalım. İki tane canlının birbirini bulup öyle bayağı işte birbirine kuru yapacak, uygun bir yer bulacak, uygun dönemlerde çiftleşecek, bir yavru ortaya çıkaracak falan. Ya bu zor bir şey. Dolayısıyla bu zoru kolaylaştırmak için içsel bir motivasyon, içsel bir ödül sistemi konmuş. Yani bir havuç asılıyor ileri. Atın burnuna havuç asılır ya, böyle gider at dolunun peşinde koşar. Aynı onun gibi bir zihinsel ödül mekanizması. Biz her şeyi zihinsel ödüllerle yaparız. Rüşvet olmadan çalışmıyoruz. Lezzet olmasa yemek yemez. Zevkli olmasa üremezdik. Bizi kendimizi iyi hissettirmese diğer insanlara yardım bile etmezdik. Yani o içsel ödül hissi olmadan biz hiçbir şey yapmazdık. Doğal seçilim sürecinin bu ödül sistemini öne çıkarmasının nedeni bizim bu gevşek karakterimiz. Yani bütün canlılar için konuşuyorum. İşin ucunda bir ödül varsa, sinir bilimdeki karşılığı işte dopamin sistemi beyindeki, öyle bir haz devreye giriyorsa peşinden gidiyoruz. Fakat aşk ve sonuçta ortaya çıkacak olan üreme falan filan işleri hakikaten masraflı, zor ve birçok ödün gerektirdiğinden insanı daha çok delirten elde edebileceğimiz bir hususmuş gibi gözüküyor ki tabiatta da böyle bir ayarlama tercih edilmiş. Yani bunda garip bir şey yok. Kişiye özel de bir şey değil. Ha, aşık olamayan vardır. Bunları farklı derecelerde hissedenler vardır. İşte onlar kişisel farklılıklara girer. Ama iki insan arasındaki bu tutkulu bağlılığın normal şartlarda, günümüzün yapay şartlarını geçelim ama doğal şartlarda oluşabilmesi bir sürü parametrenin denk gelmesine bağlı olduğu için herkes bir anda şıp sevdi gibi birbirine aşık olmuyor. İşte feromonları, vücut sinyalleri bilmem neler uyacak. O insanlar akıllarını kaybedecekler. Burada aynı zamanda kişiye özel de bir seçim sağlanmış oluyor. O dişiyle o erkek birbirlerine ne kadar uyumlu? Sistem bunu onlara hiç iş düşürmeden kimyasal olarak efendim işte davranışlar bazında, kültür bazında bilmem ne eşliyor ve o insanlar bir anda işte o aşık olma dediğimiz devre attırınca saldım çayıra, Mevlam kayıra durumuna giriyorlar. Güzel bir şey yani.